أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ذرية بعضها
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. De ki, İçinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Gün gelecek her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir. Ey Resulüm! De ki, ey insanlar! Eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir. De ki, Allah'a ve Resulullah'a itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. 18.000 aleme server olan Muhammed. 33.000 ashaba serdar olan Muhammed. Yokluğa, yoksulluğa kanaat eden Muhammed. Asi olan ümmete şefaat eden Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Seher vakti uyumaz tilavet mi Muhammed? Garib ile yetime mürüvvet mi Muhammed? Yoldan çıkmış olana hidayet mi Muhammed? Darda kalan ruhlara kifayetli Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed.
Efendim tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar dileyerek programımıza başlıyoruz inşallah. Rabbimizin selamı, rahmeti, fazlı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız iftar saati programında yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Efendim konuğumuz Çobanlar ilçemiz, ilçe müftümüz Sayın Doktor Yaşar Doğru Hocam bizlerle beraber bu programda. Yaşar Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Sayın Hocam. Hamdolsun. Allah razı olsun Sayın Hocam. Evet efendim bugünkü mevzumuz ise tüketim ahlakı ve israftan sakınmak konusunu konuşacağız Sayın Hocam'la. Kıymetli Hocam, tüketim ahlakı deyince tüketim nedir sorusuyla başlayalım mı? Tüketimle ilgili genel yaklaşımımız nasıl olmalı? Tüketim zaruri bir gerçeklik. Vazgeçilmez bir hakikat. Ve tamamen olumsuz içeriğe sahip değil. Evet. Çünkü insan tüketmek zorunda. Hı hı. Hatta zaman zaman tüketim tavsiye ve teşvik edilmek durumunda. Eğer tüketim konusunda eksik kalınıyorsa orada tüketim teşvik dahi edilebilir. Biz burada başlıkta olduğu gibi tüketim ve ahlak dengesini korumak durumundayız. Onun için evet. Giriş olmak üzere ben tüketimle ilgili genel bir fikrimiz, bakışımız, perspektifimiz nasıl olmalı ona vurgu yapmak istiyorum. Eyvallah. İlk olarak insanın yeryüzünde bulunuş gayesi nedir? Evet. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki, ben insanı adaleti, rahmeti, merhameti, emaneti yeryüzünde tesis etsin diye gönderdim. Eyvallah. İnsanın böyle bir varoluş gayesi var. Evet. Tüketimle ilgili düşündüğümüzde bu başlangıç ilkesi daima hatırımızda olmalı. İnsanın varlık gayesi nedir? Evet. Rahmetin, merhametin, adaletin, emanetin ve diğer ilahi değerlerin yeryüzünde egemen kılınması. İnsanın varlık gayesi budur. İkincisi, insanoğlunun ve özellikle biz inanmış müminlerin varlığa bakışı nedir, nasıl olmalıdır? Yine Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde, özellikle sure başlarında şöyle der. يُسَبِّهُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Evet. Yerde ve gökte her ne varsa Allah'ı tesbih eder. Amen. Biz insanoğlu, Hazreti Adem'in çocukları, tüketeceğimiz varlığa Allah'ı tesbih eden bir mevcut varlık olarak bakarsak eğer, fikrimiz değişecek, bakış açımız değişecek. Her ne varsa yerde ve gökte, yerde deyince sadece üzerinde yaşadığımız yer değil. Kur'an ıstılahında yer gökyüzünün karşıtıdır. Uzay boşluğunu bir gök olarak kabul edersek, üzerine basılan tüm gezegenler, yıldızlar, zeminler arzdır. Evet. Dolayısıyla nerede yer varsa, nerede gök varsa, oradaki mevcudat Allah'ı tesbih ediyorsa eğer, insanoğlu tükettiği varlığın Allah'ı tesbih eden bir varlık olduğu hakikatini asla hatırından çıkarmamalı. Eyvallah. İkincisi o. Üçüncüsü ise emanet bilinci. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki, Huvellezî cealekum halâifel arz. O sizi yeryüzünde ardı ardına gelen nesiller olarak var etti. Zümer suresinde de Cenab-ı Allah müminlerin diliyle bize şu duayı öğretir. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ. Allah'a hamdolsun ki vaadini tas tamam gerçekleştirdi ve bizi yeryüzüne mirasçı kıldı. İnsanoğlu mirasçı. Yani bir öncesinden miras alır, bir sonrasına miras bırakır. Sonsuz bir hayat sahibi değil. Sonsuz tüketen varlık değil. Mirası devraldığı gibi onu da kendisinden sonrakilere mirası devralacak. O halde bu bir emanet. Yani devraldığınız sizin mülkiyetiniz değil, vazgeçilmeziniz değil, sizinle beraber ahirete gidecek değil, bir sonrasına bırakacaksınız. O halde bu varoluş gayenize uygun olarak
her birisi Allah'ı tesbih eden mevcudatı teslim aldığınızda bunu bozmadan, değiştirmeden, bütün yapı içerisindeki konumunu dejenere etmeden sizden sonraki insanlara daha geliştirerek, daha güzel bir biçimde devretmeniz gerekiyor. O halde bu emanet bilinci önemli. Kesinlikle. Evet. Yaşayan insanlar kıyamete kadar, yani bu varlık ilahi olarak sonlandırılana kadar bir emanet inancıyla, bilinciyle ondan istifade etmeli, ondan sonra devretmeli. Dolayısıyla tüketim konusunu konuşurken bu üç temel ilkeyi daima hatırımızda bulundurmamız gerekiyor. İnsanın varlık gayesi nedir? Tükettiği mevcudat Allah'ı tesbih etmekte midir? Üçüncüsü de insan bu dünyada bir emanetçi midir? Evet. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Eyvallah kıymetli hocam. İnsan neleri tüketir kıymetli hocam? Evet. İnsan neleri tüketir sorusunun ilki insan kendisini tüketir. Değil mi? Eyvallah. Tüketimin ana konusu insanın kendisidir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki: "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim." Kendilerini tüketen kullarım. Evet. Ümitsiz olmayınız der. Olumsuz manada değil. Elbette insan doğumundan ölümüne kadar ömrünü tüketecektir bir şekilde. Evet. Kazandıkları olacak. Olumlu veya olumsuz. İnsan kendisi Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifinde belirtildiği üzere sağlığını, boş vaktini, enerjisini tüketir. Hazreti Peygamber Efendimiz öyle buyurur. İki nimet vardır ki insanlar aldanmıştır. Nimetani mabunu fihima kethirun minen nas es-sıhhatu vel ferahu. Sağlık ve boş vakit. Evet. Dolayısıyla insan ömrü iki türlü kazanıma sahiptir. Birincisi vehbi dediğimiz Cenab-ı Allah tarafından verilen doğal olarak kendiliğinden getirdiği nimetler. Bir onları tüketir. İkincisi de kesbi dediğimiz dünyaya geldikten sonra elde etmiş olduğu kendi dışındaki nimetleri tüketir. Dolayısıyla tüketimin birinci konusu, ana konusu insanın kendisidir. İnsan kendi hayatını, ömrünü, sahip olduklarını, sağlığını, sıhhatini, enerjisini, malını tüketir. Evet. İkincisi, Cenab-ı Allah buyuruyor ki ve enzelnâ mine's-semâi mâen tahûra. Biz gökyüzünden suyu indirdik der. Su ve türevleri. Su iki hidrojen, bir oksijen molekülünden ibarettir. O moleküller suyun ürettikleri ne varsa insanoğlu bunları tüketir. Evet. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de gökyüzünden elbise indirdik der. Buradaki inzal hem ikram anlamında olabileceği gibi hem de sizin giyinmeniz için sebepler ürettik, sebepler var ettik anlamına da gelebilir. Evet. Dolayısıyla insan giysi ve türevlerini tüketir. Yine insanoğlu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ve enzelnel hadide buyurur. Size demiri indirdik. Fihi be'sün şedidun. Be'es vardır, şedid vardır. Ve menafi'u linnâs. İnsanlar için bir takım faydalar vardır. Demir ve türevleri. Yani sanayi ürünleri. Ya ayet-i kerimedeki, ayetlerdeki, Kur'an-ı Kerim'deki enzelna ifadelerine yola çıkarak bu tasnifi yapıyorum. Evet. Yani su indirmiş Cenab-ı Allah, elbise indirmiş, demiri indirmiş. Demir ve türevleri. Bunun devamında yani demiri düşündüğümüzde, sanayiyi düşündüğümüzde aynı zamanda silahları da insanoğlu tüketiyor. Günümüzde güncel olarak konuşacak olursak insanlar diğer insanlara zarar vermek için veya tabiata zarar vermek için bu zararı ister düşünsünler ister düşünmesinler hızlı bir silahlanma yarışına giriyorlar ve bu silahlanmayı genellikle insan diğer insanlar için kullanıyor. Dolayısıyla tüketim dediğimizde bu çerçevede oluyor. Ve yine Cenab-ı Allah kulu veşrebu ve la tusrifu buyurur. Yiyin, için fakat israf etmeyiniz. Bu ayet-i kerimenin başı çok dikkat çekici. Orada ayet-i kerimenin başında diyor ki Rabbimiz huzu zinetekum inde kulli mescid. Yani her secde mahallinde bunu şöyle yorumlayabiliriz.
her ibadet esnasında Cenab-ı Allah'la mülaki olacağınız, kendinizi ona odakladığınız her zamanda ve mekanda ziynetlerinizi edin. Buna evet. Müfessirlerin bir kısmı ibadet esnasında güzel elbiseler giyin şeklinde yorumlamışlar. Huzû ziyneteküm. Yani hem ruhi hem bedeni hem de kıyafet olarak ziynetinizi edinin, süslenin, daha temiz olun manasına. Bunun devamında ayet-i kerimede diyor ki her mescitte ziynetlerinizi edinin ve külû veşrabû. Bununla beraber yiyin, için fakat israf etmeyin. Dolayısıyla insanoğlu gıda tüketir. Yer içer ve bunları tüketir. Dolayısıyla tüketim malzemeleri olarak insanın nelere tüketebileceğini bu noktalardan anlayabiliriz. Eyvallah kıymetli hocam. Tüketim ahlakını oluşturmak için neler yapmamız lazım sayın hocam? Konuşmamızın başında söyledik. Tüketim başlı başına olumsuz bir içeriğe sahip değil. Tüketim tamamen kötü, olumsuz, yanlış bir durum değil. Fakat başlıkta olduğu gibi yani tüketim ahlakı diye bir tanım konduğuna göre tüketimin ahlakın konusu olduğu görülüyor. Yani tüketim öyle bir noktaya geliyor ki artık orada ahlakın devreye girmesi evet. veya ahlaki olarak tüketmek gerektiği anlaşılıyor. Kesinlikle evet. Dolayısıyla tüketimde ifrat ve tefrit dengesine kaçtığı anlaşılıyor. O halde burada tüketimin ahlakı üzerine konuşmak lazım. Tüketimin ahlakının nasıl inşa edileceğini konuşmak lazım. Burada tüketim ahlakı konusunda tüketimle ilgili bir perspektifimizi, bakış açımızı ana hatlarıyla belirtmiştik. Şimdi ahlakla ilgili konuşacak olursak iki tür ahlaktan bahsedebiliriz. Birincisi bireysel ahlak. İkincisi toplumsal ahlak. Bireysel ahlakta kişilerin kendilerini tanımaları ve kendilerine dönük bir ahlak üretmeleri gerekir. Bunu ya kendisi yapacak ya da bilen bir uzmandan veya ilgili kişilerden, kurumlardan öğrenecek. Bireysel ahlak ve toplumsal ahlak. Örnekle açıklayalım. Diyelim ki kişi gömlek giymeyi çok seviyordur. Ayakkabı giymeyi çok seviyordur. Ve 50 tane, 100 tane gömleği olabilir. Evet. Bireysel olarak. İstiyorsa tüketebilir. Fakat bir toplumda, bu toplumu içerisinde yaşadığımız toplum olarak gördüğümüz gibi dünyayı da toplum olarak görebiliriz. Çünkü biz bir insanlık ailesiyiz. Kişinin 100 tane, 200 tane gömleği varsa fakat bir yerde savaş mağduru ekmeği olmayan çocuk gördüğünde veya bir yerde susuz bir çocuk gördüğünde, bir yerde üzerinde kıyafeti olmayan bir insan gördüğünde, hatta bırakın kıyafeti, yiyecek lokması olmayan kişiyi gördüğünde toplumsal ahlak devreye giriyor. Evet. Evet, siz bireysel olarak, kişisel olarak bazı tüketim malzemelerini ne olursa olsun tüketmeyi sevebilirsiniz. Hatta bunun bir zorunluluk olduğunu görebilirsiniz. Fakat içinde yaşadığınız toplumda, yaşadığınız coğrafyada yiyecek ekmeğe, giyecek kıyafete, içecek suya muhtaç olan, bunları edinmeyen insanları gördüğünüzde orada toplumsal ahlak devreye girecektir. Dolayısıyla orada insani vicdan, insani düşünme devreye girerek o tüketimi en azından sınırlaması gerekecektir. Bir de günümüzde sanal dünyada veya bazı tüketmeyi teşvik eden yerlerde, merkezlerde tüketim ile mutluluk ilişkisi kuruluyor. Orada da bireysel ahlak ve toplumsal ahlak olarak düşündüğümüzde acaba gerçekten tüketmek mutluluk getiriyor mu sorusunu sormak lazım. Evet. Burada dünya çapında yapılmış çalışmalar ve istatistikler var. Yani mutluluk endeksine göre dünyadaki en mutlu ülkeler sıralamasına bakıyoruz. Bir de dünyanın en çok tüketen ülkeleri sıralamasına bakıyoruz. Dünyanın en çok tüketen toplumları sıralamasında en mutlu toplumlar sonlarda yer alıyor. Yani
14. 15. 15 ile 20 arasında diyelim. Anlatabildim mi bilemiyorum. Evet, yani evet. Dünyanın en çok tüketen toplumları en mutlu toplumlar değil. En mutlu toplumlar ise en çok tüketen toplumlar arasında 14. 15. sıralarda yer alıyor. Demek ki yapılan çalışmalarda da çok tüketmek çok mutlu olmayı gerektirmiyor. Dolayısıyla tüketmekle mutlu olma karşıtlığını veya karşılık oluşunu iyi değerlendirmek lazım. Tüketmek insanı mutlu eder mi sorusunu sormak lazım. Burada bir tür sanal ve şartlandırma var. Yani zihin altına kodlama var. Tüketirsen mutlu olursun. Alırsan mutlu olursun. Sahip olursan mutlu olursun. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Kişinin kendisini mutlu eden şeyin ne olduğunu iyi bilmesi lazım. Burada inşallah ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Bilgi, bilinç, idrak, bilerek hareket etme çok önemli. Dolayısıyla kişilerin tüketmekle mutlu olmayı birbirlerinden iyi ayırmaları lazım. Bireysel ahlakta ve toplumsal ahlakta ayrı ayrı ilkeler koyarak, yani bireysel ahlak nasıl olmalı, toplumsal ahlak nasıl olmalı, tüketimde evet. ayrı ayrı koyarak mutluluk ve tüketim bağlantısını iyi kurmak lazım. Burada söylemek istediğim bir konu daha var. Tüketimle ilgili. Ahlak dediğimiz konu, değerler dediğimiz konu, iyilikler, güzellikler. Eğer sadece teklif olarak, tercih olarak, sunu olarak kalır, bir güç ile desteklenmezse eğer zayıf kalacaktır. Evet. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi tüketim alanında da ahlakın güç ile desteklenmesi lazım. Bu güç yasalar olabilir, yönetmelikler olabilir veya toplumsal kabuller olabilir. Her neyse bir müeyyide unsur olarak devam etmesi gerekiyor. Bunu da bir örnekle açıklamak lütfen. İsterim. Güncel araçlar var. Yeni üretilmiş, son model, gösterişli araçlar var. Bu araçların hız sınırları ne kadar? Yani sürat limitleri ne kadar? Evet. Saatte 250, 300 belki daha fazla evet. hız yapan araçlar değil mi? Vardır, yetişemiyoruz takip edecek. Yapılıyor. Şimdi bu araçları alan bir tüketici, diyelim ki hoşuna gitti, o aracı aldı. Şehir içinde hangi hızla kullanıyor? 50'yi geçemiyorsunuz. 50'yi geçemiyor, 70'i geçemiyor. Evet. Özellikle okul, cami, huzurevi gibi özellikli binaların ön taraflarında bir de bunlar için engelleyici veya hızlarını hatırlatıcı diyelim ki dubalar evet. konuyor. Burada şöyle diyebilir miyiz? Bu tüketici o kadar masraf etmiş, bu kadar para vermiş, bu aracı almış. Bu aracın hız sınırı diyelim ki 300 kilometre, 250 kilometre. Bu aracı şehir içinde dilediği gibi kullanabilir diyebilir miyiz? Mümkün değil. Mümkün. Peki bunu kim değil. Düzenliyor? Yasalarımız düzenliyor, yönetmeliklerimiz düzenliyor, yönergemiz düzenliyor ve insanlar da bunun böyle olacağını kabul ediyor. Evet, ben bir tüketici olarak evet. hız limitleri yüksek olan bir araç aldığımda toplum içerisinde, yerleşim yerlerinde, şehir içlerinde bu aracı dilediğim süratte kullanamam deniyor ve limit belirleniyor. Ve olması gereken de bu. İnsan aklının, vicdanının kabul ettiği olması gereken de bu. O halde tüketici, tükettiği ürünün bir noktada başkalarına zarar verdiğini gördüğünde burada devreye hukukun girmesi gerekiyor, yargının girmesi gerekiyor veya bunun dışında müeyyide olacak, düzenleyecek ne varsa onun devreye girmesi gerekiyor. Dolayısıyla ahlak dediğimiz, değerler dediğimiz, güzellikler dediğimiz hususların güç ile beslenmesi gerekiyor ki toplumda onun bir etkinliği, ağırlığı olsun. Aksi takdirde boşlukta kalacaktır. Evet.
İnsanın kendi vicdanı aslında bunu söylemesi lazım. Yani kanun en son, değil mi? Her insanın vicdanına danışması lazım. Yani kanunlarla belirleniyor falan ama insanın kendi orada aklı devreye girecek, vicdanına danışacak. Şehir içinde o hızı yapsa başına bir şey gelebilecek insan, kendi annesi, bacısı, kardeşi de olabilir. Yani bir, onun bir muhasebesini yapmasına en son kanunlar belirleyecek. Yani kanunlar en son kalması lazım, değil mi kıymetli hocam? Şimdi insanoğlunun bir tarihi var. Biz bu tarihi hem okuyarak öğreniyoruz hem de yaşayarak öğreniyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insan tekilinin bireysel hayatını ve toplumsal hayatını bize verir. Burada şöyle bir sıkıntı var. İnsanla ilgili. Evet. İnsan kainatın göz bebeği ve eşrefi mahlukat. Değerli, onurlu bir varlık. Fakat insan güçlendikçe güç zehirlenmesine maruz kalabiliyor. Günümüzde de yaşıyoruz. Ahlakın gücü egemen olması gereken yerde gücün ahlakı egemen oluyor. Evet. Yani ben güçlüyüm, benim istediğim şey olacak. Ahlak budur, doğru budur, hakikat budur diye insan size diretebiliyor. Tekil insan da bunu yapabiliyor, toplumlar da bunu yapabiliyor. O halde güç kontrol edilemediğinde, güç büyüdüğünde o güç kendi ahlakını koyuyorsa burada bir sıkıntı var. O anlamda yasa dedim. Bu birincisi. İkincisi, insanoğlu tüketim hırsına girdiğinde o hırs onu bir girdap gibi alıp götürebiliyor. Bu sadece tüketimle ilgili değil, başka alanlarda da. Eğer bir kötülük, insanlığın zararına olan bir husus baskın bir şekilde geliyorsa, insanoğlunun, erdemli insanların, ahlaklı insanların burada karşı koyamıyoruz, ne yapalım dememeleri gerekiyor. Karşı mücadele başlatmaları gerekiyor. Bu mücadele ne ise, yani kötülüğün engellenmesi için elden gelen ne varsa onun yapılması gerekiyor. Burada belirgin olduğu için ben yasa dedim. Bir başka nokta da insan gözetimsiz ve denetimsiz olduğunu bilirse ne yapacağı tahmin edilemez. Çünkü insanı ayartıcı pek çok şey var. İnsanı hakikatten uzaklaştırıcı pek çok konu var. Dolayısıyla insanın bir gözetici, denetleyici ve kendisini hesaba sokucu, hesap verici bir makamla irtibatına, diyaloğuna ihtiyaç var ki insan zaman zaman kendisini sorguya çeksin, hesaba çeksin. Dolayısıyla burada ahlakın adı ne konursa konsun veya adı ne olursa olsun bir takım güçlerle desteklenmesi gerekiyor. Eyvallah kıymetli hocam. Kısa bir reklam arası verelim inşallah. Yeni soruya geçmeyeceğim sayın hocam. Reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, İftar Saati programımızın birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine buradayız. Bizi izlemeye devam edin. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Refet nisyanım benim, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım, refet nisyanım benim, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım,
Defterim dolu siyah, amelim tekmil günah. Defterim dolu siyah, amelim tekmil günah. Sensin kuluna penah, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Sensin kuluna penah, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Ümmet et Habibine, gönüller tabibine. Ümmet et Habibine, gönüller tabibine. Rahmeyle garibine, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Rahmeyle garibine, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanalı 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız İftar Saati programımızın ikinci bölümüne başladık. Efendim konuğumuz Çobanlar İlçe Müftümüz Sayın Yaşar Doğru Hocam'dı ve tüketim ahlakı israftan sakınmak mevzunu konuşuyorduk. Kıymetli hocam, birinci bölümde yine tüketim ahlakından konuştuk ama tüketim ahlakını nasıl oluştururuz? Önemli bir konu tüketim ahlakı, çünkü tüketim ahlakı ile beraber aynı zamanda israfın önlenmesini de konuşmak gerekiyor. Evet. İsraf kelimesi ölçüyü ve haddi bilememe manasına gelir. Birinci bölümde okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah insanla ilgili kullanır. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerini israf edenler buyurur. Evet. Ve Rabbimiz insanoğlunu sahiplenir, kullarım der. Yani ötelemez. Ey kendi nefislerine israf eden kullarım der. Dolayısıyla aynı zamanda israfın da engellenmesi tüketim ahlakının bir bölümü. Eğer insanoğlu israfa girecek olursa, başta kendisi olmak üzere Cenab-ı Allah'ın var ettiği, istifade ettiği bütün nimetlerde ölçüyü kaçıracak ve kınanacaktır. Kınanacak bir duruma düşecektir. Evet. İçerisinde yaşadığımız tüketim çağında, tüketimin teşvik edildiği, olması gereken nihai nokta gibi gösterildiği dönemde tüketim ahlakını oluşturmak çok önemli. Onun için birkaç madde saymak istiyorum. Lütfen. Öncelikle iktisat olmalı. İktisat kelimesi Türkçemizde kısmen farklı mana kazanmış bir kelime. Esas bunun, iktisat kelimesinin aslı kasttır veya dilimizde kullandığımız bir başka şekliyle maksattır. Yani kişinin hedefine giderken kullanmış olduğu bilinçli yol, istikamet. Eyvallah. Dolayısıyla birincisi iktisatlı olmak. Yani tüketilecek ne varsa onu bilerek, isteyerek, seçerek tüketmek. Veya tüketilmesi gerekmiyorsa tüketmemek. Ki biz daha çok bunu anlıyoruz. İktisatlı evet. olun dediğimizde daha çok tüketmeyin, biriktirin veya bir yere koyun şeklinde anlıyoruz. Halbuki öyle değil. Harcamalarda ve tüketilecek konularda bilinçli olmayı ifade eder. Cenab-ı Allah insan bilincine çok büyük değer verir. Bilinç ile maksat ile yapılan iş örtüşmediğinde bu kınanır.
Nasıl? Buna Cenab-ı Allah tebzir diyor. Evet. Saçıp savurma. Ve şu tebzir kelimesi Arap dilinde çiftçilerin yaptığı eylem için kullanılır genellikle. Yani çiftçi eline tohumu alır ve savurur. Fakat bu savurma çoğu zaman maksadı elde etmez. Yani atılan tohumlar her zaman toprağın altına gitmeyebilir. Evet. Dolayısıyla eğer sizin maksadınıza uygun değilse yaptığınız iş, maksatla örtüşmüyorsa, yaptığınız iş sizin amacınızı gerçekleştirmiyorsa bu kınanacak bir durum. Çünkü insanoğlu o kadar değerli ki yaptığı işle maksadın örtüşmesi ve sonuçlandırılması gerekiyor. Evet. Onun için innel mübezzirin diye başlayan ayeti kerimede o tebzirin, saçıp savurmanın kınandığını görüyoruz. İktisat burada önemli. Kişilerin tükettikleri nesnelerde ne tüketiyorlarsa, ne harcıyorlarsa burada israfa düşmeden bilinçli, kasta uygun tüketmeleri gerekiyor. Evet. Birincisi iktisat. Harcamalarda veya harcanmaması gereken noktalarda bilinçli davranması gerekiyor. İkincisi kanaatkar olmak. Kanaat bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Kesinlikle. Denir. Fakat kanaat yine yanlış anlaşılıyor. Yani kanaat, elde olanla yetin, aza kanaat et, çoğu talep etme. Fakat kanaat Arap dilinde bu anlamda değil. Kanaat kelimesinin Türkçe'de bir başka kullanımı var. Bize esas o lazım. Evet. O da şu, ikna. İkna dediğimiz şey, bir söz söyleneceğinde, bir iş yapılacağında, daha planlama aşamasında, onun öyle yapılması gerektiği konusunda muhatabı veya kendisini ikna etmektir. Yani anlaşılır hale getirmektir. Gönlünde mutmain olmasını sağlamaktır. Evet, şu konuda şöyle yapılacağına ikna oldu. Dolayısıyla ikna kelimesi önemli. Arap dilinde ikna, su içmek için eli veya ağzı akan suya götürmektir. Bilerek bir iş yapmaktır. Yani çeşmeye elinizi götürüyorsunuz, bardağınızı götürüyorsunuz. Veya hayvanların akan suya uzanmaları anlamına gelir. Birinci anlamı odur. İkincisi de Arap dilinde başın tamamen dairesel olarak örtülmesi anlamına gelir. Her ikisinde de bilinç vardır. Evet. Avrupalılar buna minimal yaşam diyor şimdilerde. Yani kişinin tüketmesi gerekeni bilerek, isteyerek tüketmesi, hangi sosyal sınıfta ise, bu önemli. Yani kişinin bulunduğu sosyal sınıf, sosyal tabaka, yaşadığı ortamda tüketmesi gereken ne varsa onu tüketerek ilerlemesi. Örnek verelim. Diyelim ki sizin bir fabrikanız var. Çok büyük bir işletmeniz var. Bu işletme il bazında olabilir, ülke bazında olabilir veya uluslararası bazda olabilir. Bir fabrikanız var, bir işletmeniz var. Fakat siz cep telefonu kullanmıyorsunuz. Bu kanaat midir? Kanaat değildir. Evet. Mevcudu ve geleceği görmemektir. Halbuki kanaat, bulunduğunuz durumda size ihtiyaç olan her ne varsa onu tüketmenizdir. Onu harcamanız, onu kullanmanızdır. İşte bu iknadır. Yani siz kendinizi orada ikna edeceksiniz. Bilinçli davranacaksınız. Evet, ben şu nesneyi, şunu şu şekilde tüketmeliyim şeklinde. Eğer böyle ikna edici tarzda kendinizi veya çevrenizi ikna edici tarzda hareket eder, tüketimlerinizi ona göre yaparsanız bu kanaat olacaktır. Evet. Yoksa aza kanaat değil. Çoğu da talep edeceksiniz fakat orada kendinizi o çoğu tüketmenin gerekli olduğuna ikna edeceksiniz. İkna yoluyla. Her ikisinde de, yani saymış olduğum birinci maddedeki iktisatta da, ikinci maddedeki kanaatte de, iknada da hep bir bilgi ve bilinç var. Bilgi ve bilinç ile hareket etme var. Bir başka nokta, tüketim ahlakını oluşturma ve israfı engellemede, ne aldanacağız ne aldatacağız. Eyvallah. Hem bireysel hayatımızda hem de toplumda. Bugün bu çok ciddi bir problem olarak görünüyor. Kesinlikle. İnsanlar tüketime yönlendirilmek için yanıltılıyorlar, aldatılıyorlar veya onların aldanmaları ile ilgili bir imaj çalışması yapılıyor.
ve insanlar imajla, sanal ile gerçek arasında kalıyor. Özellikle bir takım arayışta olan, yani duygusal boşluğu olan veya hastalığı olup şifa arayan veya zor durumdaki insanların o hassasiyetlerini istismar ederek, kullanarak onlara bir ürün sunma durumunda aldanma çok gerçekleşiyor. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla bir tüketim ahlakını konuşacaksak eğer, israfın engellenmesini konuşacaksak eğer, ne aldatacağız ne aldanacağız. Bu İslam fıkhında la zarara ve la dırar ilkesiyle belirtilmiş. Ne zarar verme var, evet, ne de zarara rıza gösterme var. İkisi de olmaz. Hazreti Peygamber Efendimiz'e bir kişi alışverişte çok fazla bilgili olmadığını ve alışverişlerde daima yanıltıldığını söyleyince Hazreti Peygamber ona diyor ki bundan sonra alışveriş yaptığında de ki hile yapmak yok, aldatmak yok, bana bir süre ver. O süreyi biz muhayyerlik süresi diyoruz. Yani bir ürüne bakalım, bizim işimize yarar mı, yaramaz mı, ondan sonra geri vermek istersek verelim. O hakkı Hazreti Peygamber o kişiye verdirmiştir. Dolayısıyla mümin firasetli olmalı, kavrayışlı olmalı ve aynı hatayı ikinci kez yapmamalı. Eyvallah. Ve başkalarını da hataya yönlendirmemeli, yanılmaya yönlendirmemeli. Dolayısıyla ne aldanacağız ne de aldatacağız. Genel bir prensip olarak. Bir başka nokta, özellikle israf konusunda ve tüketim konusunda kaçırdığımız noktalardan bir tanesi şu. Bizim bir öncelikler sıralamamız olması gerekiyor. Buna fıkhul evleviyat deniyor. Kişinin kendisine zaruri olarak ihtiyaç olan nesneler arasında bir sıralama yapması gerekiyor. Bu inançta da böyle. Evet. İnancın iz düşümü olarak sosyal hayatta da öyle. İslam dininde en önemli ilke Allah'ın birliğidir. Allah'ı birlemek ve ona koşmamak. Bunun diğerleri bundan sonra gelir. Siz şimdi bunu öncelemezseniz, bunu ilk sıraya koymazsanız sıralamayı düzgün yapmamış olursunuz. Dolayısıyla tüketim ahlakı oluşturmak için, israfın önüne geçmek için bu öncelikler bilincini oluşturmak lazım. Bana öncelikli olarak ne lazım? Diyelim ki kış geldi, kömür lazım. Siz yazlık terlik alıyorsunuz. Size temel gıda malzemeleri lazım. Siz keyif verici maddeler alıyorsunuz. Dolayısıyla burada kişinin sadece tüketim alanında değil, hayatını inşa ederken, hayatını kurarken ve yaşarken kendisine dair bir öncelikler bilinci olması lazım. Bana öncelikli olarak, zaruri olarak ne lazım ve onları alarak diğer sırayı oluşturması gerekiyor. Önemli bir nokta. Bir başka nokta, planlamanın yapılması gerekiyor. Evet. Yaşarken plansız bir hayat değil de planlamalı bir hayat. Eğer siz zamanınızı veya sahip olduğunuz varlıkları plansız tüketirseniz eğer sonuçları iyi olmayacaktır. Mesela Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ya, büsbütün eli sıkı olma. Evet. Büsbütün de tamamen eli açık olma. İkisinin arası bir yol takip et. Çok sıkı olursan da hoş olmaz. Çok eli açık olursan da hoş olmaz. İkisinin arasında bir denge takip et der. Dolayısıyla bu planlama çok önemli. Özellikle diyelim ki ev hayatında tüketilen nesnelerde sizin planlı olabilmeniz için bir takım kendinize yardımcı sistem koymanız gerekir. Diyelim ki ekmek israfı oluyorsa eğer, bu ekmek, hangi ekmek daha çok yeniyor, hangi ekmek daha az yeniyor, ekmeğin israf edilmeden kullanılması için ne yapılması gerekiyor? Yani dilimlenmesi mi gerekiyor, bütün olarak mı kullanılması gerekiyor? Daha sonra bu ekmeğin, sofradan kaldırılan ekmeğin ev içerisinde nasıl muhafaza edilmesi gerekiyor? Bir kutu mu olacak, bir bez mi olacak, başka bir şey mi olacak, nasıl muhafaza edilecek?
Bu konuda bir planlama yapılması lazım. Bu planlama doğrultusunda hareket edilmesi lazım. Ekmek örneğini verdik ama diğer konularda da böyle. Kişinin sahip olduğu nimetleri, varlıkları, bu nimetler, bu varlıklar ister somut olsun, gıda malzemeleri, giyim, kuşam, araç, ev vesaire, isterse somut olsun, bilgisi vardır, sanatı vardır, zanaati vardır, yürütmüş olduğu bir mesleği vardır vesaire. Soyut ve somut nimetleri tüketirken ve harcarken mutlaka planlı olması lazım. Bu plan kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli. Kişi bir plan yapacak, o plan doğrultusunda hareket edecek ki o israftan kaçınmış olsun ve tüketim ahlakını oluşturmuş olsun. Bir başka nokta, bu sahip olduğumuz nimetleri yapısını bozmadan, dejenere etmeden ve ait olduğu yapı içerisinde geri dönüşümlü bir şekilde kullanmak lazım. Çünkü insanoğlu dünyaya ilk kez gelse bile kendisinden önceki varlıkları, kendisinden önceki insanları düşündüğümüzde uzun bir zamandan bu yana yaşıyor. Diyelim ki içerisinde bulunduğumuz tarih 2022 ise 2000 yıllık bir insanlık tarihi var. Bu 2000 yıllık insanlık tarihi kendisine kadar geliyor. Ve ondan sonra da bu insanlık tarihi devam edecek. Dolayısıyla evet, kullanılan nesnelerin geri dönüşümlü olması gerekiyor. Veya geri dönüştürülebilecek şekilde olması gerekiyor. İnsanoğlunun ait olduğu, varlığın ait olduğu bir nokta var, bir merkez var. Hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah der ya, bize döndürüleceksiniz. Yani siz bizimle birlikteydiniz, bizim yanımızdaydınız. Sonra bir miktar müstakil ve bağımsız oldunuz. Daha sonra siz geri bize döneceksiniz. Ve insan kendi hayatında, insan bireyini ele alacak olursak, topraktan yaratılmıştır. Ve sonra tekrar insanoğlu toprağa döner. Evet. Dolayısıyla insan da geri dönüşen bir varlık. Topraktan gelir, toprağa gider. Diğer kullandığımız nimetleri de onların yapılarını bozmadan, onlara ait oldukları sistem içerisinden ayırt etmeden, insan bir bütün sistem içerisinde yer alıyor. O bütün sistem içerisinde, o sistemin bütünlüğünü koruyarak, başkalarına zarar vermeden, o sistem içerisinde geri dönüşebilecek şekilde o nimetleri kullanmak gerekiyor. Eyvallah kıymetli hocam. Kişinin ferasetine bağlı. Ne aşırı ne değil. Yani tabiri caizse bir şoförün araç kullanması gibi. Ezbere değil. O anda ne gelişiyorsa, durması gerekiyorsa duracak, sollaması gerekiyorsa sollayacak. Yani kişi kendini dengeleyecek. İhtiyacı olan neyse onu, aşırı da gitme yok. Eli kapalılık olayı da yok diyeyim sayın hocam. Sayın hocam, israf mevzuna girelim istiyorum biraz da. İsraftan sakınmak. Biraz tüketimin içerisinde değindik bu konulara ama mesela günümüzde siz de bahsettiğiniz yeme içmede mesela aşırı israf, giyim kuşamda yine aynı şekilde. Ne bileyim törenlerimizde, sünnet düğünlerde, ne bileyim yeme içme cenazelerde mesela gibi. Zamanın israfı gibi değinilmesi gereken yine önemli konulardan biri. Emek israfı ve kaynakların israfı. Bu çok önemli bir konu. Şöyle, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bir takım varlıklar üzerine yemin eder. Evet. Güneş üzerine yemin eder. Ay üzerine yemin eder. Hatta incir üzerine yemin eder ve tini ve zeytin üzerine yemin eder ve Tur-i Sinin, Sina Dağı üzerine yemin eder. Müfessirler derler ki Cenab-ı Allah bu nimetleri üzerine dikkat çekmek için yemin etmiştir. Şimdi bizim insanoğlu olarak sahip olduğumuz nimetleri sıradanlaştırmamamız gerekiyor. Farkındalık gerekiyor. O nimetlerin ne kadar elzem olduğu, ne kadar gerekli olduğu, bizden sonrakilere de onların aktarılması gerektiğinin
farkındalığı gerekiyor. Evet. Artı konuşmamız içerisinde söyledim, toplumsal ahlakın bir gereği olarak israftan kaçınmak gerekiyor. Adı ne olursa olsun, yani cenaze töreni, hacı uğurlama töreni veya hac dönüşünde yemek, düğünler, mevlid merasimleri veya başka alanlarda bu tip merasimler eğer toplumsal ahlakta bir takım vicdanları, gönülleri, kalpleri kıracak ve rencide edecek şekilde ise veya harama götüren, israf haramdır çünkü. Kesinlikle. Açıkça Cenab-ı Allah innehu la yuhibbul müsrifin buyur. Allah israf edenleri sevmez. İsraf açıkça haramdır. Harama götüren, hem insanın gönlünü kıran hem de harama götüren uygulamalardan bizim şiddetle kaçınmamız gerekir. Burada biz özellikle toplumda ileri gelen insanların örnek olmalarını istiyoruz. Yani bu tip merasimlerde durumu iyi olan insanlar aslında o harcamayı yapabilecek durumda, mali güçte, statüde olan insanların daha mütevazi davrandıklarında bunun başka insanlara örnek olacağını düşünüyoruz. Çünkü toplumda maddi imkanı olmayan fakir insanlar bunu gurur yapabiliyor. Yani ben de diğer insanın yaptığı gibi yapmalıyım. Başkaları ne der? Eğer ben yapmazsam ailemdeki diğer fertler şunu yapmadı diye bundan mahcubiyet duyabilirler fakirler, maddi durumu olmayan insanlar. Hatta siz de bilirsiniz, kurban kesme imkanı olmayan kişiler mahcup olmamak için zora girerek kurban keserler. Buna tanık oluyoruz. Dolayısıyla başka insanların mahcubiyet yaşamamaları için özellikle varlıklı insanların, durumu iyi olan insanların israfa girmeden örnekleri sergilemeleri gerekiyor. Yani bir düğün mü yapılacak? İsrafa girmeden nasıl yapılır? Bir dini program mı yapılacak? İsrafa girmeden nasıl yapılabilir? Bir cenaze merasimi yapılıyor. Bazen bazı yerlerde cenaze olduktan sonra uzaktan ve yakından gelenler için yemek verirler. Vermek durumunda kalır. Bu onlar için ikili yüktür. Yani hem bir cenazenin acısı hem de o masraflar. Dolayısıyla burada israfa girmemek gerekir. Evet. Ben konuyla ilgili önemsediğim bir başka noktayı arz etmek istiyorum. Müsaadenizle. Lütfen. Soracağınız soru var mı bilmiyorum ama. Şimdi tüketim ahlakını oluşturmak için ve israfın önüne geçmek için yaşadığımız mekanların, özellikle şehirlerin, şehir bir toplumun yansımasıdır. Bir toplumun adeta ideal yaşam yeridir. Yani siz kendi inancınız, kendi değerleriniz doğrultusunda bir şehir inşa edersiniz ve şehirde yaşayan insanlar o şehre göre şekil alır. Eğer biz israftan kaçınmak istiyorsak ve tüketim ahlakı oluşturmak istiyorsak, şehirlerin merkezinde AVM'ler olmamalı. Eyvallah. Veya şehirlerdeki bütün yollar AVM'lere çıkmamalı. Veya bir başka ifadesiyle insanlar gezmeye gitmek için, eğlenmeye gitmek için, vakit harcamak için AVM'lere gitmemeli. Şehirlerde geçmişte olduğu gibi mezarlıklar olmalı. Mezarlıklar neyi ifade eder? Bizden önce insanlar yaşadı, tüketti ve gitti. Evet. Biz de sınırsız bir tüketime sahip değiliz. Kendi ömrümüzü tüketeceğiz, ondan sonra ebediyete intikal edeceğiz. Mezarlıklar olmalı. İnsan geçmişiyle birlikte yaşamaz. Düşünün şimdi bir alışveriş merkezinin girişinde mezarlık olduğunu düşünün. Veya alışveriş merkezinin içerisinde mezarlık olduğunu düşünün. İnsan biraz kendisine bakacaktır. Eski camilerin girişlerinde mezarlar vardır ibadete girişte. Çünkü insan o ibadete giderken kendisinden önce yaşamış o insanları orada görür, bir dua okur ve geçer. Şehirlerimizde bunlar olmalı. Aynı zamanda şehirlerimizde bir kültür oluşturacak mekanlar olması lazım. İşte içerisinde bulunduğumuz kitap, kütüphane gibi kitaplıklar olmalı. İnsana değer kazandıran sanat merkezleri olmalı. Yani insanın kabiliyetlerini geliştirdiği ve ömürlerini verdiği sanat merkezleri olmalı, kültürlerini
kültür merkezleri olmalı, kütüphaneler olmalı ki biz kültürlü, ahlaklı, tüketim ahlakı olan, israftan kaçınan insan modeli oluşturabilelim. Yani şehirlerimizin buna uygun olarak dizayn edilmesi gerekmektedir. Eyvallah kıymetli hocam. Bu arada son bir dakikamız var zannedersem. Yine sözü size bırakayım istiyorum. Şu anda bizi izlemekte olan sevgili izleyenlerimize son sözleriniz, bir iftar sofralarında bizi bekleyen, şu anda ezanı bekleyen insanlara neler söylersiniz? Bunu da bitirelim inşallah sayın hocam. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de zamana ve mekana dikkat çeker. Dolayısıyla Ramazan insanın kendi ömrünü verimli geçirmesi için önemli bir fırsattır. Özellikle zaman değerlendirmesi açısından, zamanın değerlendirilmesi açısından bir fırsattır. Ben insanların verimli, bereketli, israftan uzak bir hayat yaşamaları dileğiyle tüm izleyenlere, dinleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun sayın hocam. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız bir iftar saati programını da burada noktalıyoruz inşallah. Efendim, en güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Allah'a ısmarladık.